Çiğdem Dağtekin, Antalya'dan katılıyorum. 34 yaşındayım. Anaokulu öğretmeniyim. Kuklam var, aynı zamanda vantroloğum. Kuklamı kendi kızım gibi görüyorum. İki oğlum var, o da benim kızım Marmelat. Onunla birlikte eğitim kurumlarında eğitim veriyoruz. Kızım Marmelat'la birlikte alışverişe çıkıyoruz, yemeğe gidiyoruz, çocuklarla eğlenmeye gidiyoruz. Abileriyle yatabiliyor, kalkabiliyor. Babası onu gezmeye çıkartabiliyor. Bizim hayatımızın gerçekten bir parçası Marmelat. Marmelat heyecanlı. Şarkı söylemek istedi, getirdim. Ama skeç de yapmak istiyor. Muhtemelen takılacak da jüri üyelerimize. Nasıl olacak ben de merak içindeyim. Sürpriz dolu Marmelat. Otur. Oturamam. Anne otursana. Merhabalar. Kucağına. Tamam. Merhaba. Ben Çiğdem Dağtekin. Antalya'dan geldim. Okul öncesi öğretmeniyim. Bu da kızım Marmelat. Marmelat, tanıtmak ister misin kendini? Hayır. Saçmalama. Utanıyorum anne. Merhaba de. Nerede? Yüksek sesle bak. Herkes seni izliyor şu anda. Nerede? Ben Marmelat. 4 yaşındayım. Hayır. 5 yaşındayım. Ana 4. 4 tane anlar. Onu söylemene gerek yok. Bana. Marmelat şarkı söylemeyi çok sevdiği için buraya getirdik. Nerede seviyorum? Sen söyleyeceksin ya. Tamam. Evet, şarkı söyleyeceğim size. Ne yapıyorsun? Kaşınıyorum. Marmelat sahnedeyiz. Anne kaşınıyorum. Titri de altında. Tamam, düzelteyim. Evet, hazır mısın? Titriyorum. Sakin ol. Tamam. Kalkacağım şimdi. Tamam. Ayakları. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Şer. Onu değil. Hangisi? Çemberimde gül o ya. Tamam. Önce sen söyle. Bebeğim hangi seni istiyor? Sen söyleyeceksin. Anne ne olur. Tamam. Kusura bakmayın. Çemberimde gül o ya. Anne. Gülmedim doya doya. Çemberimde gül o ya. Gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum. Anne. Günleri saya saya. Anne. Al beni kıyamam seni. Anne tamam. Tamam. Hazırım. Çemberimde gül o ya. Gülmedim doya doya. Çemberimde gül o ya. Günlerin doya doya. Dertleri kırıyorum. Günleri saya saya. Adini kıyanan seni. Dertleri kırıyorum. Günleri saya saya. Adini kıyanan seni. Neydi? Pembe gül. Sen de geriden soldun. Ak gibi dire doldun. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldın. Ardini kıyanan seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu kadardı. Bu kadar. Ben beğendim ya. Bitti mi? İsim neydi? Çiğdem. Vallahi hani bir yetenek herhalde bu kadar güzel sunulur diye düşünüyorum. Yani çok başarılıydı. Söyleyecek hiçbir şey yok. Ben yani şaşkınım. Teşekkür ederim. Gerçekten canlı bebek gibi hissettim yani açıkçası. Evet. Çocuğundan. Gerçekten çok tipleme hoş. Ne kadar da güzel sesiniz var. Teşekkür ederim, sağ olun. Derin de güzel değil mi? Marmelat, izin verir misin? Anne senle konuşmak istiyorum. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok beğendim. Çok başarılı. Yani insanın ağzı oynamadan nasıl şarkı söyler? Ya ben bu yaşıma kadar böyle bir güzel şov izlemedim yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anne senden çok korkuyorum.
Marmina. Özür dilerim. Teşekkür ediyorum Ali Bey, sağ olun. Düşeceğim. Tamam. Arada. Sana değil mi? Arada onu da bir sokuşturuyor yani, düşeceğim. Sor istersen. Size sorabilir miyim? Tabii. Gerçekten mi? Tamam, getirir misin? Tamam. Annem. Nasıl dikkat oluyor bu? Tamam. Dikkat et cebine bak. Titriyorsun. Sorayım mı şimdi? Fena. Alanda, sana da sorabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Aa, teşekkür ederim. Oo, canım canım. Acun amca, sana da söyleyeyim mi? Acun amca dersen olmaz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Gel geçelim. Acun abi desin, gel. Gel gel. Acun amcayı yayınlayamayız. Yayınlarız ya. Hayır, Acun abi desin. Ana o çok büyük. Dur. Acun abi. Ana abi diyemiyorum ki. Diyeceksin. Acın Adi. Abi. Adi. Abi. Adi. Bir şey söyleyeceğim. Benim yerine bir tane cimcik atar mısın? Aa, ya tamam, annen çok güzel. Evet, yapmıyoruz öyle. Aa, çok terbiyeli. Acın Adi. Adi dedi. Abi dedi. Teşekkür ediyorum. Ay. Ne kadar çatsınız. Adi de kötü oluyor ya. Çok var anne. Evet. Nasıl bir şeydir bu? Bu nasıl bir dengedir? Çok merak ettim. Kaç senede oluşuyor? İki senedir yapıyorum ben bu işi. Marmelat'ı kukla gibi görmüyorum aslında. İki oğlum var. Buradan da selam olsun onlara. Maşallah, bizden de. Marmelat'ın abileri gibi. Gerçekten bir kendimden bir parça gibi görüyorum. Baktığım zaman normal bir kukla gibi görmüyorum onu. Zaten öyle tanıtıyorum. Çocuklar da beni Marmelat'ın annesi olarak biliyorlar. Annen adenin. Öyle işte. Anladın mı, nasıl başladı acaba böyle bir şey? Çok çünkü pardon. Çok eksik vardı. Yani kuklacılık çok çok az Türkiye'de. Çocukların da ihtiyacı olduğunu düşündüm. Yani sadece tiyatro gösterileri değil de normal hayatlarının bir parçası olsun istediğim için Marmelat'ı var ettim ben. Tabii bu hale gelene kadar yüzü çok ameliyat geçirdi. Çok çirkindin. En sonunda kendini buldu. Şimdi arkadaşlarıyla kardeşleriyle yaşıyor. Ali abi cevaplardaki evet, asıl şey o yani bir anda o kesip çünkü seyrettik daha önce. Vantrolog diyorlar değil mi? Evet. Uzun uzun o konuşur, sonra o konuşur. Adam ağzı şöyle şöyle oynar falan. Burada hiçbir şey yok, mükemmel yani. Sen konuşurken saçını falan yapıyor mesela. Ana önüne geliyor Hilal teyze. Annen tatlı nasıl? Abla de. Hilal abla. Hay. Ben hayır diyorum. Sana dedi. Aynı zamanda sana demiş oluyor. Sana dedi diyor. Sana dedi. Kız bana bak. Çiğdem. Çiğdem sana diyorum. Ay, anne seninle konuşuyoruz tamam. Efendim. Sen niye bize teyze amca diyorsun? Çok büyüksünüz diye. Marmiyat 5 yaşında ya. Ben hep saygılı olmasını öğretiyorum başka çocuklara, o yüzden. Peki. Takıldığından değil de kulağıma hoş gelmiyor. Peki abla. Peki. Evet. Evet, oylama geçelim. Ali abi. Ben evet diyorum. Yıldızlı evet. Ha, muhteşem bir show. Ben de evet diyorum. Üç evet doğru diyorum. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.